Restoran Orta Sayfayı sunar. Bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Ben tekim ve muadilim yok. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Benden bir tane daha yok. Ben tekim ve muadilim yok. Tanrım özene bezene yaratmış kulunu. Ben olmuşum herkesin en güzü de sorunu. Umumda değil kimse taş olamaz yoluma. Kuralı ben koyarım girdiğim her oyunun. Ağıra meselesi bu şekerim. Tutarım istediğim anda hala tekelim. Ben tekim ve hepinize yeterim. Gerektiğinde beterim. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Ben tekim ve muadilim yok. Evet efendim, Orta Sayfa'ya hoş geldiniz. Tabii ki az önce dinlediğiniz şarkı Benden Bir Tane Daha Yok. Ve bunun gibi birçok şarkı. Hande Yener'in seslendirdiği söz, müzik Genco Ecer'e ait olan şarkı şu anda Genco ile yanımızda. Genco'cum hoş geldin. Yılların dostu var seninle. Hoş bulduk abi. Bir kez seni tebrik etmek istiyorum. Çok sağ ol. Türk Pop Müzik Kraliçesi'nde böyle bir şarkı. Tabii ki bu şarkı Ocak'ın sonunda çıktı. Ama yaşanan depremden dolayı biraz şey oldu. Evet, talihsiz olaylar yaşadık ve evet, patlama süreci biraz... Genco, seni biz gurur duyuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak senin Türkiye uluslararası bir yerde en iyi sanatçılar birlikte çalışmak. Artık böyle kata kata gidiyorsun. Ne evet, güzel, mutluyum bu şekilde. Peki şimdi bir gelelim. Şarkı tabii ki çok tuttu. Bunun arkasından hemen albüm çıktı. Evet. Albümde de senin 8 şarkılık albümde 6 şarkın var. Çatlayla patladı. Hop hopla patladı. Biraz bu macerayı anlat. Hande ile nasıl tanıştın? Tabii ki nereden nereye ulaştın? Çünkü kolay değil Hande ile çalışmak, biliyorum. Ve böyle bir sine hafızada kalacak olan bir şarkı. Yıllar geçse de Benden Bir Tane Daha Yok hiçbir zaman unutulmaz, bunu söyleyeyim. Evet. Nasıl doğdu bu macera yolculuğu? Nasıl başladı? Yani bundan bir sene önce... Vallahi bir sene oldu ha, bak şimdi böyle bir düşündüm de. Bir sene önce İzmir'deyim. Anıl Piyancı, rapçi bir arkadaş. Evet, biliyorum ben seni. Anıl Piyancı ile işte İzmir'de Anıl'ın stüdyosunda beste falan yapardık. Ondan sonra Selim Akar, bu arada evet, benim menajerim, Hande Yener'in PR'i. Seni de çok iyi evet, tanıyın arkadaşım. Selim ve buradan sevgimizi evet. Selim Akar çok iyi bir çocuk. Seviyoruz kendisini. Selim'le telefonda konuşurdum bir gece. Anıl'la beraber stüdyodayız. Çok güzel bir şarkı yaptım. Selim'i aradım. Dedim, Selim çok güzel bir şarkı yaptım, yolluyorum sana. Tamam, yolla dedi. Yolladım. 5 dakika sonra aradı, dedi çok güzel bu şarkı falan. Ya dedi, Hande Yener'e dedi bir şarkın yok mu? Dedim, yani
Hande Yener'e. Sen benimle şaka mı ediyorsun? Evet. Evet evet dedi. Yok mu dedi bir şarkın dedi. Hande Yener şarkı arıyor deli gibi. Ve istediği şarkıları bulamıyor. Dedim kapat telefonu. Kapattı. 3 tane şarkı yolladım. Ama yani böyle çok da bir şeyim yok, beklentim yok açıkçası o gün. Yani bunlar döner... yoksa başka bir şarkı mı yolladın? Yok bunlar değil. Başka bir başka şarkı. Başka 3 tane şarkı yolladım. Bir tanesi de Sus albümde var. Diğer 2 şarkıyı da diğer albüme sakladı. Yolladım Selim'e. Aradan 20 dakika falan geçti. Selim beni arıyor. Israrla. Ben de kayıttayım bakamıyorum. Kapatıyorum yandan. Mesaj, acil beni ara, acil beni ara diye. Dedim ki Ahmet Karagözlü diye Kıbrıslı gene bir aranjör arkadaşım. Ben bayağı birçok şarkım. Ahmet de çok iyi biliyorum. Benden bir tane daha yoku. Yok o yapmadı pardon. Başka Hı-hı. şarkılarımız işte Hande Yener'in albümündeki başka aranjeleri de o yaptı. Hı-hı. Ona dedim bir saniye dedim dur önemli bir şey var. Aradım Selim'i. Genco dedi. Hande Yener diyor ki kim bu çocuk? Bana bu çocuğu getir. Selim bana bu çocuğu getir. Tabii ben heyecanlandım. Motivasyon arttı. Bir şarkı daha yaptım üstüne o gece. O sevinçle. Bir gün sonra beni aradı. Kıbrıs'a geliyorum. Havaalanına daha girmedim. Genco merhaba ben Hande Yener. Nasılsın ya sen kimsin? Nerelerdesin falan. Öyle başladı. Sus şarkısıyla aslında ilk. Sus şarkısıyla. Sonra ben Kıbrıs'a geldim. 2-3 hafta sonra Hande'nin yanına İstanbul'a gittik. Bir kampa girdik. Kampa giriş o kampta giriş. Kampta zaten böylesine güzel şarkılar çıktı. Tabii ki evet. Güzel bir şey diyoruz. Hande'yle çok yakından tanıdığım için. Eğer yaz geldiyse Hande'yle şarkı çıkarmıştır. Evet. O yüzden. Peki abi aslında güzel şarkılar sözleri yazıyorsun. Bu şeyin zorluğu nedir Genco? Yani bir anda yazıyor musun? Yani bazıları 6 ay geçer, bazıları 1 yıl. Bazıları hala da olduğu yerde sayıyor. Bende yarım saat. Ama sende yarım saat. Yani benim şöyle... tabii ki bitiremediğim şarkılarım var ama bana göre bir şarkıyı başlayıp bitirmen eğer uzun süre alıyorsa o şarkı birazcık böyle ittirme şarkıdır benim için. Evet. Benim genelde kendime de ayırdığım ya da işte benden bir tane daha yok gibi bir anda biten şarkılar, yarım saatte, bir saatte biten şarkılar daha böyle artık yukarıdan bir güç mü deyim, ne deyim bilmem ama böyle bir anda akıp giden şarkılardır. Ve benim öyle 6 ay, 1 hafta, 1 ay sürede yaptığım hiçbir şarkım yok. Bitirmezsem bir şarkıyı, o şarkıyı ben kenara ayırırım. O şarkı bu da benim güzel için. Bir şey aslında. Yani en azından benim bildiğim kadarıyla 2 günde o şarkı bitti, bitti, bitmedi bir daha. 2 gün değil, 1 gece. O gece şarkı bittiyse okeydir. Bitmediyse peki, geri dönmem yani o şarkı. Peki aslında Hande'yle bu şarkıları yazmak biraz zor olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Hande'nin Türk pop müzik kraliçesi ya şu anda en fazla dinlenen şarkı da benden bir tane dört Türkiye listelerinde tavan yaptı yani. Haftalardır. Hem, haftalardır bir numara. Evet. Tabii ki şimdi arkasında hop hop geliyor. Burada müjdeyi verelim. Kıbrıs'ta evet geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta 3 şarkına evet. Kuzey Kıbrıs'ta senin ülkende evet. Klip çekildi. Evet. Ve önümüzdeki hafta Hop Hop şarkısı da vizyona geçecek yani ekranlarda olacak. Benden bir tane daha yok da Kıbrıs'ta evet, çekildi. Evet o da onu söylemiştik. Zaten şey der Genco der bana yani Kıbrıs'ın inanılmaz bir şey var şans getirdiğini düşünüyorum ben. Yine Kıbrıs'ta çekelim dedim hay hay gel Kıbrıs'a. Evet, herhalde bundan sonraki diğer şarkıdan ikinci anında yine Kıbrıs olur diye düşünüyorum. Yani hiçbir fikrim yok. Bence olur. Neden olmasın? Kıbrıs'ı çok sevdi Hande Yener. Yani farklı bir bağ kurdu burayla. Evet. Ve zaten sen de bilin buraya yerleşiyor. Evet. Yani. Buraya yerleşiyor. Burada evet. Kalmaya niyeti var. Evet. Tabii sürpriz olsun. Sürprizler biz anlatamayız tamam. Konuyu da. Peki tabii ki sen Hande ile tanıştın. Gittin yanına. Çünkü Hande şarkı seçerken kendisini böyle tavan yapacak olan şarkı istiyor. Oturdun. Neler konuştunuz? Ben ilk önce bir Hande'nin ne istediğini anladım. Yani anlamaya çalıştım. O da zaten çok iyi izah etti bana nasıl şarkılar istediğini, neler istediğini. O yüzden aslında Hande Yener'le çalışmak hiç zor olmadı benim açımdan. Çünkü ben ilk önce ne istediğini çok rahat anlamış bir şekilde başladım Hande'ye beste yapmaya. Zaten Hande'ye 20 şarkı verdim. 16 tanesini yanında yaptım Hande'nin.
Yani her gece iki şarkı, her gece iki şarkı cepte, her gece iki şarkı cepte. Kolay oldu söylediğim gibi. Çünkü ortada çok büyük bir enerji vardı aslında. Zaten yani, enerjisi oğlu yanında mıydı veya sevgilisi? Hepsi ekip elinde. 6 yani yeri geldi 10 kişi olduk evde. Yeri geldi 3 kişi olduk. Yeri geldi 4 kişi olduk. O çok bir şey değiştirmedi aslında. Çünkü işte benden ne istediğini bana o kadar bir iyi ifade etti ki, ben de o kadar iyi anladım ki, yani boş geçmedi hiç. Hatta Hop Hop ve benden bir tane daha yoku aynı gece yaptım. Aynı, üst üste. Üst üste. Bravo sağ ol. Gerçekten. Takip benden bir tane de nasıl oluştu olay? Herkes ekran karşısında bir sosyal medya izler. Merak ediyor bu şarkı. Çünkü özellikle TikTok'ta da tavan yaptı. Evet. Özellikle Instagram'ın müziklerinde de herkes atıyor. Herkes kendine o şarkıda ben bile pay çıkarıyorum. Benden bir tane. Sen bile pay çıkarırsın. Şarkıyı sen yazdın ama sen bile pay çıkarırsın. İşin aslında böyle güzel kısmı, psikiyatrlar ve psikologlar da paylaşmaya başladı ve işte bu şarkıyı günde en az iki kere dinleyin, işte motivasyonunuzu arttıracak şarkı falan diye ve dedim yani oha nereye gidiyor yani bu şarkı. Çünkü bayağı adamı görürüm mesela, adam doktor yani, psikiyatrist. Evet. Bu şarkıyı günde üç kere dinleyin, kendinizi kötü hissettiğinizde bu şarkıyı dinleyin falan. Geçenlerde bir muhabbet kuşu söylerdi. Bilmem gördün mü, paylaştın mı? Benden bir tane daha yok, benden bir tane daha yok. Değil. Nasıl bir duygu Kenco? Yani daha önce hissetmediğim bir duygu ilk önce. Ya ben daha önce de şarkı çıkardım ama. Birçok sanatçıya çalıştın. Şimdi de Bombay'da patlayan Dilan Polat'a bir şarkı verdin. Evet. 23'ünde doğum günü gelmesi. Doğum gününde patlıyor. Enerji de bir şarkı. Gülçin'e verdin, Ediz'e verdin. Daha da sırada bekleyen bir çok sürpriz var. Yani var. Bir anda şu anda en çok aranan bestecisin diye tahmin ediyorum. Biraz öyle oldu da. Biraz öyle oldu. Evet. Peki benden bir tane daha şarkısı nasıl doldu? Evde otururken mi yoksa evdeydik sohbet ederken mi? Şimdi bizim işte böyle rutine bağladı o dönemde. Her gece Hande'nin evinde, ekip orada, işte müzik açık bir şekilde bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Çünkü Hande Yener dedi ki ben ya benim albüm çıkarmam lazım. Bana albüm yap Genco. Şimdi o sürece girdiğimiz için işte sürekli beraberiz, sürekli beraberiz. O gece de yine o gün kalabalık dev, 8-9 kişi falan vardı. Oturdum aynen böyle bu şekilde. Evet dedim, ne istiyorsun? Genco dedi, güçlü bir kadın. Güçlü bir kadın. Beni dedi anlatsın dedi bu şarkı dedi. Kendinden emin, güçlü bir kadın figürü istiyorum dedi şarkıda. Tamam dedim. Arkada da müzik çalıyor bu arada. 2 dakika sonra falan ben dedim nakaratı buldum. Herkes böyle bir durdu ne falan diye. Başladım işte mırıldanmaya. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok falan. Hande kalktı ya. Tamam dedi, budur dedi. Sessizlik arkadaşlar, sessizlik falan. Hiç kimse konuşmuyor. Ondan sonra benim elimde telefon, sürekli yazıyorum yazıyorum falan. Sonra böyle şey çıkmaya başladı işte bir bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. İşte birinci bölümünü yazıyorum mesela. Hande hemen yanıma geliyor, beraber okuyoruz, söylemeye başlıyor. Tamam diyor, bu yıkılıyor, devam et Genco falan. İşte şimdi öyle bir ortamda insan ister istemez gaza da geliyor. Tabii ki. Çünkü insanların tepkilerinden de anlıyorsun. Tamam güzel yere gidiyor bu şarkı diye. Bir anda çat 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 çıktı. Şarkı işte yarım saat falan sürdü. Yarım saatte bitti o. Peki Çatla şarkısı nasıl gelsin? Abi o da zaten patladı. Herkes az önce bahsettiğin çekirdeğinden bir tane de herkes kendi pay çıkardı. Ondan da bir kendi pay çıkardı. Onun nasıl oluştu o? Çatla da aslında hemen sosyal medyada kattın için. Beni takip ediyorsun filan, gizlice profilime giriyorsun. Şimdi benim böyle yeni keşfettiğim, yani son böyle 1,5 senedir keşfettiğim kendimce bir matematiğim var şarkı sözlerinde. Ama tabii bunu şimdi söylemek istemiyorum. Nasıl böyle iyi aşçılar tariflerini vermezler. Kaynağını belirtme. Evet, yani bu şeyi keşfettikten sonra bu algoritmayı, bu matematiği kendimde çok daha kolay olmaya başladı benim için beste yapmak. Ya da mesela benden bir tane daha yok ve çatlayı yaptığım gün hiç unutmam, ikisinde de şey dediydim. Bu şarkılar dedim TikTok'ta patlayacak. Yani herkesin içinde. Bakın dedim, görürsünüz dedim. Bu şarkı işte benden bir tane daha yok dedim. TikTok'ta büyük patlayacak. Ki patladı. Ki patladı. Şimdi çatla aynı o şekilde. O da patladı.
başladı. Hop hop da çok çok iyi gider. Yani bu üçü zaten hop hop ve çatladan çok emindim bu albümde patlayacağından. Şimdi onlar da böyle aynı yolu almaya başladı. Benden bir tane daha yok gibi. Ama çatlayı burada yazdım. Nasıl Ahmet oldu? Baştaş'ın evinde. Ha Ahmet abi, buradan sevgilim. Sambali. Evet. Ben de programın sponsoru Sambali'ye sevgilerimizi yolluyoruz. Hande Yener'in Benden Bir Tane Daha Yok'u orada çektik. O klibi. Tabii onun bir tane o, private bir... orada bir macera vardı. Var. Kıbrıs'a geldi bir klip çekmeye ama hava o kadar çok yağmur. Hava şartları bayağı kötüydü. O yüzden hatta evden dışarı çıkamadı. Yani bütün klip evin içinde geçti orada. Olsun ama bu klipler, son çektiği klipler Türkiye'de olay yaratacak. Yıkılacak. Ben videolar çıkmamak istemiyorum. Çünkü güzel olacak. Bekliyoruz yayına gitsin de sonra. Peki Çatlı nasıl oluştu? Yani Çatla'da da işte geldik, bir hafta kalacaktık aslında. Ama nokta kelimeyi bunu. Çatla. Evet. Hani ve başkası düşünse bu şarkıyı bulamaz ama. Sözlük bulamaz. Sen Çatla diye yani beni takip ediyorsun işte Çatla. Ya orada bir gönderme değil aslında. Ben eminim senin bu gönderme yazmamış şarkı ama sen ben şarkı... kimseye gönderme olarak yapmam aslında şaka. Benim mesela bestelerimi bana bu soruyu çok sorarlar. İşte ne yaşadın? Nasıl bir aşk acısı yaşadın? İşte ne hissettin? Kime aşık oldun falan. Bende böyle işlemez bu durum. Benim hayal gücüm devreye girer. Beste yaparken bir melodi bulurum, o melodi bana ne hissettirirse o anda kafamda bir hikaye yaratırım ve öyle devam eder. Çatla'da da aynı şekilde oldu. Çatla'da da zaten ilk çat 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 çatlayı buldum. Onu bulduktan sonra şimdi çatlanın arkasından ne gelebilir? İşte iki kadın düşündüm. Birbirlerini böyle çekemeyen, edemeyen. Evet. Çok modadı şu anda. Evet. Öyle başladı işte. Yani o da bir anda bitti. O şarkı bittikten sonra biz Esentep uyuyamadık. Sabah saat, sabah karşı 4 falandı. Ertesi gün Karpaz'a gittiniz, o gün müydü? Yok yok, o gün değildi. daha önceki günlerde. İşte Hande şey dedi, hemen dedi arabaya biniyoruz dedi, bu şarkıyı dedi arabada dinlemek istiyorum falan. Bindik arabaya, Esentep'den gittik Çorbacı'ya girmeye. Geri döndük, baktım sabah saat 6, Hande Hanım dedim yani artık yatmamız lazım yani. Yarın bir sürü iş var. Siz yatın dedi, ben bu şarkıyı dinleyeceğim dedi falan. Bayağı dinledi yani o da sabaha kadar. Ama öyle. Ben geçtiğim hafta kendisi de tabii ki en modada da yılın şarkısını aldınız. Evet. Benden bir tane daha yok, sen de ödül aldın. Gecesi sohbet ederken ben Hande'ye şunu sordum. Çünkü Hande yıllarla tanıdım. Şimdi çok bir yakın dostsunuz da bilen bilir. Kardeş gibi. Ben onun abisiyim. Hep öyle seviyoruz. Ama bugüne kadar seni anlatan en iyi şarkı diye sordum. Çünkü o kadar çok besteciden şarkı aldı ki, yani geçmiş yıllarda Havaalanı, Bodrum, benden bir tane daha yok dedi. Ve seninle, ben orada gurur duydum. Çünkü aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı, yıllardır seni tanıyorum. Yıllardır katı katıda gidiyorsun. Babanla çok iyi tanıyorum. Kız kardeşle çok iyi tanıyorum. Evet. Ayrıca tanışıyoruz da. Ben orada gurur duydum. Ama seni şu, gerçekten de keşke dedi, Genco'yu daha önce tanısam. Bunu, bu gurur verici bir durum. Evet, bunu bana da söyledi. Keşke dedik, Enco Öcer'i daha önce tanıyorsan. Bu aslında büyük bir olay. Peki abi, bugüne kadar kaç şarkı yazdın? Ya zaten var mı yani arkada, mutfakta bekleyen binlerce mi? Kaç tane? Çok var. Yani tabii hiç durup saymadım kaç tane şarkım var diye. Ama o kadar çok var ki hani böyle bazen mesela işte yeni bir sanatçı, şarkıcı benden şarkı istediğinde açıp arşivi böyle bir bakarım. Ona uygun neler var, var mı bir şey diye. Ve böyle unuttuğum bir sürü besteyi görürüm. Aa derim, ben bunu da yazmışım, işte şunu da yapmışım falan diye. Kaç yaşında yazmaya başladın Genco? Ben ilk bestemi 17 yaşında yaptım. Ama yani Ajdar Çiki Tamuz daha iyiydi galiba. O dönem daha böyle yeni yeni başladım bir şeyler yapmaya, bir şeyler yazmaya. Tabii yani deneyerek buraya kadar geldim. Ama 17 yaşından beri sürekli bir şeyler ama bak, yazıp çizerim yani. Şu anda öyle bir şarkı yazdın ki tüm plajlarda, şu anda tüm klaplarda, tüm radyolarda, evet, tüm TikTok'larda, sosyal medyada benden bir tane daha yok diyorlar. Yani çok garip şeyler böyle. Tabii, nasıl bir grup? İlk bu şarkı tuttuğunda kimi aradın? Babana mı aradın? Yoksa anneye? Hande'ye. Direkt Hande'ye. Hande dedim, çabuk dedim, gir. Şey işte TikTok'a, YouTube'a gir, şuna buna gir falan. Çünkü mesela refresh ederim YouTube'u, 40 bin artar, refresh ederim, 20 bin daha artar, refresh ederim.
Dedim ne oluyor ya, ama yani nasıl oldu öyle bir anda? Ondan sonra tabii hemen bizimkileri aradım. Ben mesela yeni bir şarkı yaptığımda benim listem bellidir. Annem, babam, Hazal. Yani evet, bu üç kişiye gider ilk önce yeni şarkı. Bittiği anda söz, beste, işte onlara bir yollarım, onlardan bir tepkilerin, onların bir tepkisini alırım. Özellikle bana sana diyelim. babam yani inanamam. Babam yani sporla uğraşmasa ve ne bileyim ben işte böyle gençlik yıllarında koysan bir şeye, stüdyoya falan, babam olurdu yani aranjör. Böyle nokta atışlar yapar mesela. Burasını değiş oğlum, bu sözü değiş oğlum. Çok hızlı oldu burası, burayı değiş. Bunu ne bileyim beğenmedim. Birden gömer de yani beni, anladın. Hiç böyle şeyi de yoktur yani böyle. İyisini olmak istiyor. Güzelse güzel, değilse yok falan filan, böyle bir sürü. Şarkı biter, mix mastering, her şey bitti. Babama yollarım mesela. E bunun daha müziği şöyle olmayacak mıydı, böyle olmayacak mıydı falan. Baba yok işte bu son halidir, bilmem ne diye. Yani böyle var, kulağı var. Ama gurur duyuyor seninle ya tabii böyle ki, şu tabii anda. Tabii ki, yani ben gurur duyduğunu ben hissederim, anlarım ve o da beni çok mutlu eder. Yani ailemin benimle gurur duyması çok güzel bir şey. Çünkü ben çok uzun yıllardır uğraşırdım. Yani sen çok iyi bilin, çok uzun yıllar uğraştım. Yani böyle bir anda pat diye bu sektörün içine düşmedim. Ve benim gittiğimde Kıbrıs'ta hiç kimse yoktu orada. Evet. Yani ben bütün bu network'ü ve şu anda tanıdığım herkesi ben kendi çabalarımla kazandım. İşte bu gurur, mutluluk verici. Yani evet, bir altta seni götürmedi aslında. Kaza gittin sen yani sonuçta bu yolu. Peki 23'ünde Dilan Polat'tan bahsettik. Evet. Nasıl oldu bu hikaye? Nasıl doğdu falan? Dilan Polat şu anda sosyal medyanın en fenomeninden bir tanesi. Evet. Tabii ki senin şarkı benden bir tane daha yok. Ya bir şeyler yazmıştı. Sana mı ulaştı direkt? Nasıl oldu? Şimdi bana ulaşmadan bir ay önce sürekli insanlar bana... Ben bu arada Dilan Polat'ın kim olduğunu bilmezdim. Evet. Ben çok iyi bir Instagram kullanıcısı değilim. Çok fazla influencer sosyal tanımam. İyi değil, yani kendi paylaşacağım şeyleri paylaşırım, geri çekilirim. Yani sürekli böyle Instagram'da onu bunu takip eden biri değilim. Ki aslında bu iyi bir şey değil. Herkes bana Dilan Polat'ın videolarını yollamaya başladı. İşte benden bir tane daha yok. Sürekli video çeker. Dedim en son kimdir ya? Yani bu kadın kim? Yani her gün 10 tane video gelir bana Dilan Polat'tan. Girdim bir baktım, yani gerçekten sosyal medyada inanılmaz güçlü bir kadın. Ve sürekli işte bizim şarkıları paylaşır. Benden bir tane daha yoku. Sonra albüm çıktı. Çatla şarkısı çıktı. Bir baktım Çatla'ya başladı video evet, çekmeye. Ve üzerine Genco bu şarkıları bana mı yazdın sen? İşte bana numaranı yolla falan. Dedim okey, yolladım. İşte aradı eşiyle beraber. Ondan sonra dedi ki Genco dedi bana dedi şarkı yapıyorsun. Ben dedi böyle bir şarkı istiyorum. Benden bir tane daha yok gibi. İşte enerji onun lafı. İşte içinde şarkının enerji olsun lütfen. Şöyle olsun böyle olsun yine. Hande Yener gibi ne istediğini bilen bir kadın profili evet, çıktı karşıma. Ki bundan sonrası çok kolay benim zaten için. Zaten o şarkıları evet, yani nasıl deyip seni daha önce tanışsa çağıracağı seni ben bu şarkıları istiyorum ama enerjiyle de zaten patladı kendisi. Her yerde enerji diye bağırıyor. Hitap ediyor. Beni aradığında da Ankara'dayım. Annemle beraber. Aradı, konuştuk. Dışarıdaydık, evde değildik daha. Telefonu kapattım, eve gittim. Bir saat içerisinde Dilan evet, Polat'ın şarkısını yazdım bu sefer. Annemin karşısında. Annem döndü, hatta anneme de işte anne bir şey yazıyorum mesela. Sence burası annemin Türkçesi inanılmaz iyidir. Kelime darcığı çok geniştir. Anne işte aklıma şimdi bir söz geliyor. Anne bu söz neydi, anlamı neydi falan. Şuydu oğlum bilmem. Tamam okey buraya uyar bilmem ne diye. Bitirdim, yolladım Dilan'a. Mükemmel, bu şarkı benim falan, ne yapıyoruz, ne zaman geliyorsun İstanbul'a, hemen stüdyoya girmemiz lazım falan. İşte 5-6 gün sonra zaten İstanbul'a döndüm, stüdyoya girdik. Peki Edis'e de şarkı verdi, onu çıktı mı yoksa çıkacak abi? Yok, Edis'e verdiğim şarkı 1,5 ay sonra falan o çıkacak. Çünkü iyi bir ses Türk pop yüzünde. Edis'e verdiğim şarkı, şöyle söyleyeyim, benim kendime ayırdığım şarkılardan biriydi.
Bana göre bugüne kadar yaptığım en iyi 5 şarkı içerisindedir. İlk top 5 yapalım. Birinci sırada hangisi? Yani şimdi kendime ayırdıklarım yakında çıkacak olanlar. Direkt ayırdığın en iyilerden ilk 5'te hangisi var? Ben bunu hep Hande Hanım'a da söylerim. İşte mesela bu soruyu daha önce sordular. Hande Hanım dedim kusura bakmayın ama en iyiler bende hala daha falan. O da kah 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 güler yani. Şimdi Hande Yener'le de şöyle bir durum oldu. Hande Yener'e verdiğim birçok şarkı aslında ben kendime ayırdıydım. Mesela bir şarkı yaparım. Hande Yener yanımda hemen böyle o gözleri böyle kısılır. Böyle değişik bir gülüşü var. Hafif böyle pis bir gülüşü var Hande Yener'in. Onu yaptığı anda ben derdim tamam bu şarkı gidiyor. Üstüme çöker. Der ki yani Genco bu şarkı benim. Hande Hanım bunu kendime yaptım. Hayır bu şarkı benim. Genco bu şarkı benim. Bu şarkı benim. 10 tane şarkımı aldı böyle kendime ayırdım. İyi ki de aldı. Yani şimdi İyi tabii biz aldı. Bunun böyle esprisini yaparız. Yapıyorsun ama Hande de yapar bunun esprisini. Sürekli bir sürü programda işte Genco'nun albümüne çöktüm arkadaşlar falan diye. Ama yani çok inanılmaz bir ses, inanılmaz bir enerji. Ben çok memnunum benim şarkılarımı tabii ki Hande Yener seslendirdiği top için. Top 5'te yani. Hangisi var abi biz birinci sırada? İşte onların kendime ayırdıklarım var. Kendine ayırdım. Kendime ayırdım ve daha çıkmadı ama bir tanesi çok yakında çıkacak. Amsterdam'da çıktım klibini. Evet, bunu da bahsettim. Geçtiğimiz ayda tabii Hande Hanım'da şeye gitmiştik konsere. Sen de Amsterdam'da orada çektiniz. Almanya'ya gittik beraber. Oradaki sahnede çıkardık. Evet, festivalde çıktık, sahne aldık. İnanılmazdı yani gerçekten. Çok büyük kalabalık. Yani bayağı heyecanlandım. Oradan Amsterdam'a geçtik. Tatil niyetine ama biz tabii tatil. Selim'e dedim, Selim al kamerayı dışarı çıkıyoruz. Gel. Çok güzel bir klip çektik. Ne zaman çıkıyor? Yeni. Bana kalsa 3 hafta sonra çıkması lazım. Ama Hande Yener'le bir düetimiz var. Ha, bunu şimdi söyleyecektim. Şarkı belli mi? Yoksa? Şarkı belli. Şarkı belli. Sürpriz ve yani bayağı böyle bir 3-4 tane şirket şu anda yarışır. Öyle söyleyeyim. Evet, yani bayağı yarışırlar. Böyle bir şarkı yok. Hatta albümün önüne geçmesin kimse diye. Kimse bilmediği bir şarkı bu. Kimse bilmez. Bu şarkıyı da yaptım. Bravo. Stüdyodaydık. Benden bir tane daha yoku kaydettiğimiz gün. Orada yaptım, stüdyoda yaptım şarkıyı. Hande kayıttan çıktı. Bu şarkı benim diye. Dedim bunu vermem. Bu şarkıyı dedim vermem. Ondan sonra kafası böyle dışarıda. Tamam o zaman dedi düet yapıyoruz bu şarkıyı dedi. Girdi içeri baştan kapattı kapıyı kaydetti. Sonra bir şarkıyı okuduk. Şey 3 klip Kıbrıs'ta çekti. Bunlar da zaten önümüzdeki hafta Hop Hop piyasaya çıkar. Ondan hemen sonra seninle birlikte düete geçiyor. Hop Hop'un arasında bir muhtemelen işte bizim düet gelecek. Bizim düetten sonra da benim çektiğim Amsterdam'da çektiğim klip gelecektir diye düşünüyorum. Yani bana kalsa ben hemen verme taraftarıyım Of Of yeni şarkımı. Ama ağzından mı attı? Paris, yeni şarkımı. O hepsini söyledim. Hande Yener'le beraber olan şarkımız ondan önce gelecek diye tahmin ediyorum. Peki, çünkü biraz daha 4 dakika daha zamanınız var. Gerçekten seninle sohbet etmek güzel de şunu söyle. Hop Hop bunun hikayesi. Hop Hop. Yani herkes Hop 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 bir yani güzel bir şarkı aslında. Abi benim şarkılarımın Ali Cabbar gibi hikayeleri yok. Bu Emircan İğrek'in yeni yazdığı bir tane şarkı var ya. Yani hikaye değil, benim o anda ne hissedersem öyle başlar, bir satırla başlar şarkı ve devam eder. Ama yani Hop Hop'u da Hande Yener'le beraber onun evinde. Ben bir şey itiraf etmek istiyorum. Tabii. Benden bir tane daha yok çıktığı zaman tabii ki ben şarkıyı Hande Hanım çok yakında dedi Genco'yla birlikte çalışıyoruz. Müthişsin dedim. Eminim ki dedim müthiş şarkılar çıktı. Ya biz Hande Hanım'la her gün konuşuyoruz hemen hemen de. Şarkı çıktığı zaman evde artık hanım beni evden atacak. Burada itiraf etmek istiyorum. Biliyorsun artık Bluetooth'a bağlanıyoruz. Bütün gün o şarkı evin içinde çalındı. Sabahtan akşama kadar. Benden bir tane daha yok. Evet. Şimdi aynısı çatla oldu. Ve ya bazen evin içinde Bluetooth'u açıyorum. Direkt Hande Hanım'ın Hop Hop şarkısı, çatla şarkısı, benden bir tane daha yok şarkısı. Ve diğerleri de ardından eminim ki diğer klipler de gelecek. Tabii ki Hande belli olmaz. Şimdi sürpriz dediniz, bir düet daha yapıyorsunuz. Güzel bir var. Evet Genco, tabii ki bunun haricinde sana başarılar diyoruz bir kez. Çok teşekkürler. Sonra ne söylemek istersin?
son olarak takip edin. Takipte kalsın arkadaşlar beni. Çok güzel işler geliyor abi. Hayret yani, gelirsin. Şu anda yoksa daha var. Hayallerim uzay abi. Yani daha başındayım hayallerimin. Ama yani tahtaya vuralım. Vuralım. Çok güzel gider her şey. Yani çok mutluyum en azından. Çünkü Kıbrıs'tan çıkıp da böyle bir sektörde, Türkiye'de bir şeyler başarabilmek ya da iyi isimlerin senin şarkılarını söylemesi ve bu şarkıların da hit olması inanılmaz gurur verici peki, bir şey. Peki Kıbrıs sanatçılar sana ulaştı mı? Esas nokta bu. Çünkü Kıbrıs sanatçılar var. Zinnet Sari, Işın Karaca şu anda zirvede olan. Tabii diğerleri de uğraşıyor ama kadınlar için konuşuyorum. Ulaştılar mı sana? Abi Zinnet'i? Direkt ulaşma olmadı ama birilerinin vasıtasıyla iyi bir isme şarkı istenildi benden. Ama şimdi başka isimler var öncelikli olarak. Yani ben bir sıralama yapmak durumundayım abi. O hanımdan önce gelen çok çok iyi isimler var ve mesela yarın birine şarkı yetiştirmem lazım. O sıralamaya göre gitmek durumundayım şu anda. Belki yarın İstanbul'a açıyorsun. Evet. Hazır mı şarkı yoksa belki İstanbul'a? Bu gece biter. Bu gece biter. İki tane istedi. Biri bitti. Birini de bu gece bitirip. Kıbrıslı bir sanatçı mı yoksa başka biri? Bu divamız diyeyim sana abi. Yani Türkiye'nin divası. Açık abi Ajda Pekkan. Evet. Ajda, bravo. Evet. Ajda Pekkan abi de. Ya kesin bu şarkı patlar yani artık. Gence yolun açık olsun. İnşallah. Da kardeşim. Çok sağ olasın. Senin yıllar küçüklüğünden beri biliyorum evet. Seni. Zaten babanı da çok iyi tanıyorum. Yalnız Hasan abi buna sevgilerini yolluyorum. Babacığım. Gence bu işleri kata kata gidiyorsun. Yolun açık olsun. Biz seninle çok gurur duyuyoruz. Çok sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Kendi memleketimizden çıkan biri şu anda Türkiye'nin top 10 zirvesinde bir numara kadar yükseldin. Daha da yükseleceksin. Çok teşekkür ederim bir kez daha. Çok sağ ol abi. Çok güzel bir programdı. Zaten zamanımız olsa daha konuşuyorduk. Tabii. Kapatalım kamerayı. Biz seninle konuşmaya devam edelim. Evet. Evet efendim bugün de Kuzey Kıbrıs'tan çıkan güzel bir isim. Sevgili Genco Hoca ile sohbet ettik. Efendim pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili kalın. Hoşça kalın. Bay bay.